Memur maaşlarına zam oranı belli oldu. Aynı gün ek vergi düzenlemesi de geldi. Ekonomideki gelişmeleri konuklarımızla değerlendireceğiz. Ekonomist Seltem İyigün ve vergi uzmanı Doktor Nedim Türkmen bizimle. Her ikinize de hoş geldiniz diyorum efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemin ekonomi politikalarına yönelik yol haritasına dair açıklamalarını da getirdik ekranlara. Enflasyona dair ifadeler özellikle ön plana çıkıyor. Tek haneli hedefi var. Enflasyonda tek hane hedefi ne zaman gerçek olabilir? Seltem Hanım, sizden başlayalım. Şöyle içinden geçtiğimiz dönemdeki koşullara bakacak olursak çok kısa vadede gerçekleşmesi biraz zor gibi görünüyor. Özellikle Haziran ayına ilişkin rakamlar da bunu teyit etmiş vaziyette. Muhtemelen senenin en düşük yıllık enflasyon seviyesini gördük. Bundan sonraki enflasyondaki gelişmeler hem beklenti yönetimine hem de para politikası ve maliye politikası tarafındaki gelişmelere aslında biraz bağlı olacak. Şimdi önümüzdeki döneme baktığımızda geçtiğimiz döneme kıyasla çok daha fazla unsurun enflasyonu artırıcı yönde etki edeceğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi tabii ki TL'deki hızlı değer kaybı. Her ne kadar %30'a yakın değer kaybetmiş olsa da ve bundan sonra olası değer kaybetme hızı azalacak gibi görünse de TL'de. Burada birikimli gördüğümüz değer kaybının zaten ilk etapta üfe üzerindeki etkisini gördük. Üretici fiyatları üzerinden bir maliyet etkisi yaratıyor TL'deki değer kaybı. Öte yandan da buradaki hareketlere çok hassas olan fiyatlama konusunda dayanıklı tüketim mallarının fiyatlarını artırır nitelikte. Buna paralel olarak gıda fiyatlarındaki artış temel olarak işlenmemiş gıdadan kaynaklı hem hizmet fiyatlarını artırıyor hem de endeksin geneline gıda fiyatlarındaki artış artırıcı yönde etkide bulunuyor. Sizin söylediğiniz gibi gelirlerdeki, ücretlerdeki artışlar, ulaştırma hizmetleri tarafında özellikle hava yolu hizmetlerindeki fiyat artışları bunların hepsi hem hizmetler hem de temel mallar grubundaki fiyatları artırıcı yönde etki ediyor. Burada bakanın kullandığı ifadelerden bir tanesi kademeli faiz parasal sıkılaştırma. Hali hazırda negatif reel politika faizi tarafında kaldığımızdan dolayı buradaki sıkılaştırmanın enflasyona yansımasının uzun vadede olmasını bekliyoruz. Yani kısa vadede çok ciddi bir hemen etkisinin olması biraz zor gibi görünüyor. Peki Nedim Bey, sizin de değerlendirmenizi almak isterim. Zira bu önemli bir nokta, enflasyonda tek hane hedefi. Bu nasıl ve ne zaman gerçek olabilir? Vallahi Seltem Hanım gayet güzel özetledi. Ben Türkiye'de enflasyonla mücadele edildiğini düşünmüyorum. Çünkü bakın şu anda bir kısır döngüye girdik. Enflasyon yükseliyor, ücret artışları oluyor. Daha sonra tekrar enflasyon yükseliyor. Şimdi yapılmak istenen düzenlemeyle kur korumalı mevduata ilişkin hazinenin yükü kaldırılıyor. Merkez Bankası bütün kur korumalı mevduata yükleniyor. Onlar para basacak, ödeyecek. Bu da enflasyona neden olacak. Yani enflasyonu engelleyeceğim, önleyeceğim, bu konuda politika geliştireceğim derken kur korumalı 2.7 trilyonu bulan kur korumalı mevduatın bundan sonraki bütün yükünü Merkez Bankası'nın para basarak ödeyecek olması bu tek hanelinin hayal olduğunu ve bundan sonra da tekrar enflasyonun yukarıya doğru çıkacağını ben anlıyorum. Umarım ben yanılırım ama göstergeler onu gösteriyor. Peki şimdi torba kanun teklifinden de bahsetmek istiyorum. Yeni vergiler ve bazı düzenlemeler yer aldı. Burada da göze çarpan düzenlemelerden biri ek motorlu taşıt vergisi oldu. Nedim Bey, size devam edelim isterseniz. Torba kanundaki düzenlemelere dair neler söyleyeceksiniz? Evet, aslında torba kanununda diyor ki depremin etkilerini ortadan kaldırmak için, finansman açığı için biz bunu getiriyoruz. Ama depremle ilgili 115 milyar lira bağış ve yardım toplandı. 35 milyar lira da ek vergi toplandı kurumlar vergisi mükelleflerinden. Şu anda da ilk 5 ayda bütçede depremin yarattığı finansmanla ilgili dişe dokunur bir rakam görmüyoruz. Hı. Aslında bu yapılan düzenlemeler bütçe açığını ortadan azaltmak için yapılan düzenlemeler. Bunun Türkiye'de 25-26 milyon araç var. Bunun %54'ü otomobil. Bütün bu otomobil sahiplerinden ve diğer ticari araçlardan şu ana kadar 2023 için ödediğimiz kadar bir kat daha vergi ödeyeceğiz. Bunu da Ağustos ayında ve Kasım ayında iki taksit halinde ödeyeceğiz. Bu şu demek, bütçede hedef 38 milyar liraydı bu sene için motorlu taşıtlar tahsilatı. Bir 38 milyar lira buradan gelecek.
Bir de yeni alanlardan da alınacağı için bu iki kat olarak yaklaşık 42 milyar liralık motorlu araç sahiplerinden bütçeye ilave bir tahsilat geleceğinin tespitini yapmamız lazım. Motorlu taşıtlar dışında kurumlar vergisi oranının yükseltilmesi önemli. Banka ve finansman şirketleri için 25'ten 30'a, diğer mükellefler için de 20'den 25'e çıkartılıyor. Kurumlar vergisi hedefi artış 609 milyar lira bu sene bütçe hedefi. İlk 5 ayda da 280 milyar liralık bir tahsilat oldu. Özellikle bankaların kur korumalı nedeniyle ortaya çıkan ciddi karları nedeniyle bu oran artışıyla beraber bu da 1 Ekim'den sonra verilen beyannamelerde %30 ve %25 oranlar uygulanacak. Buradan da yaklaşık enflasyonun da etkisiyle bir 300 milyar liralık bir kaynağın bütçeye gireceğini düşünüyorum ben. Yine bu kanunda işte kur korumalı mevduata ilişkin vergi gelirlerinden ödenen kısmın hazineye aktarılması, Merkez Bankası'na aktarılması da bütçe açığı üzerindeki bir yükü kaldıracaktır. Onun dışındaki düzenlemelere baktığımızda şu anda alkol ve sigaraya ilişkin 6 ayda bir güncelleme var. Bunun akaryakıt ürünleri için de getirildiğini görüyoruz. Ve buradaki makdu vergilerde de Cumhurbaşkanı'na 5 kata kadar artırma yetkisi veriliyor. Yani dolayısıyla bu vaatler, seçim öncesi harcamalar ve vaatlerin finansmanının yine tüketicilere kaldığını görüyoruz maalesef. Onun dışında baktığımızda yapılan bazı istisnalar ortadan kaldırılıyor. Ama bir konu daha var. Ek bütçe yapmak yerine şu andaki ödeneklerin borçlanma limitlerini 3 kat uygulama konusunda yetki veriliyor. Bu da bundan sonraki dönemde bütçe açığını kapatmak için ilave borç alacağımızı gösteriyor. Bu borçlanırken de maliyetimiz yükseliyor. Bu sene bütçede 565 milyar liralık faiz gideri hedefi vardı. Mesela Mayıs ayında sadece 104 milyar lira ödedik. Bunun da yükseleceğini öngörmemiz lazım. Sayın Bakan'ın maaşlı kriterlerine ilişkin bütçe açığı konusu biraz bu sene için çok zor görünüyor bana göre. Bir de burada en düşük emekli aylığının memur maaşının 22 bin lira olmasının da yıl sonuna kadar devlete maliyeti tam 455 milyar lira. Bunu da bir kenara yazalım. EYT'lilerle ilgili hepsi maaş bağlanmadı ama bir 250 milyar lira da oradan gelecek. Yaklaşık 700 milyar liralık böyle bir gider geldiği için bütçeye bir harcama kalemi olarak bunu bütçe yeni vergiler ve borçlanmayla ve para basarak ortadan kaldıracağımız anlaşılıyor. Peki Sertem Hanım, aynı konuda sizin de fikirlerinizi almak istiyorum. Zira Nedim Bey'in de bahsettiği gibi deprem sonrası ekonomik tedbir zaruri olmuştur. Açıklaması da gelmişti çünkü buna ilişkin. Torba kanun teklifindeki yeni vergiler ve düzenlemeler bir katkı sağlar mı? Şöyle, bütçe tarafında söylenenlere katılıyorum. Sene başındaki hedefin tutturulması biraz zora girmiş gibi görünüyor. Burada %3,5'un üzerinde bir bütçe açığının milli gelir oranıyla karşılaşabiliriz. Artı tabii ki şöyle düşünmek lazım. Bütçeye en fazla katkı yapan vergi kalemlerinin başında tabii ki özel tüketim vergisi geliyor. Ve tabii ki motorlu taşıtlar vergisi de, yani vergisindeki artış da mutlaka buradaki bütçe açığının kapatılmasına aslında destek olacak kalemlerden bir tanesi. Fakat öbür tarafta tabii ki tüm bu yapılan zamların ve fiyat düzenlemelerinin enflasyona da bir etkisi olacaktır. Özellikle kısa vadede. Şöyle ki hali hazırda zaten yüksek enflasyon ortamından geçtiğimiz için perakende satışlara baktığımızda örneğin tüketimin öncü göstergelerinden bir tanesi talebin oldukça öne çekildiğini görüyoruz. Çünkü fiyat artışından kaynaklı ve fiyatların sürekli olarak artacağı beklentisinden daha doğrusu kaynaklı olarak iç talebin vadesinin kısaldığı ve öne çekildiği bir dönemden geçiyoruz. Şimdi tabii ki vergi artışları iç talebin kuvvetli olmasıyla birlikte ilk etapta enflasyona olumsuz yansıyacaktır. Fakat sonrasında bu zamların ve fiyat artışlarının düzenlemelerin bir etkisi de iç talebi biraz frenlemek diye ben düşünüyorum. Fakat bunun kısa vadede etkisini görmek biraz tabii ki zor. İlk etapta enflasyonist etkisi mutlaka ön plana çıkacaktır. Öte taraftan tabii yapısal reformlarla da aslında dengelenmesi ve katkıda bulunulması gerektiğini Sayın Bakan söylemiş, ifade etmiş.
Burada da yapısal reform tarafı da önemli. Yani sadece hali şu anda içinden geçtiğimiz dönemdeki koşullarda bu enflasyon seviyesiyle açıkçası başa çıkabilmek için sadece maliye ve para politikası yeterli kalmayacak gibi görünüyor. Burada yapısal reformlar özellikle ülkenin yani imalat sanayinin hem enerji ithalatı bağımlılığı hem diğer ithal girdi bağımlılığının aşağı gelmesini destekleyecek diğer unsurların da aslında önlem olarak uygulamaya konulacağını anlıyoruz. Ama bunlar biraz daha orta ve uzun vadeli aslında adımlar. İlk etapta tabii ki en büyük yük burada enflasyonla mücadelede para politikası tarafına ve sonrasında da maliye politikası tarafına kalıyor. Ama tabii maliye politikasında bu vergi artışları zaten bekleniyordu. Fakat tabii ki ilk etkisi yine enflasyonu artırıcı yönde olacaktır. Peki Sertem Hanım, size devam edelim. Döviz kurunu da sormak istiyorum. Dalgalanmaları çok sık konuşuyoruz, değerlendiriyoruz. Yükseliş ve bu dalgalanmalar ne zaman durağan bir hal alır? Şöyle burada tabii biliyorsunuz biz esnek kur rejimindeyiz. Dolayısıyla burada hem enflasyon farkı hem de dış ticaret açığımız aslında belirleyici. Geçtiğimiz sene yaklaşık 100 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı verdik. Fakat TL'deki değer kaybı bunu dengelemeye açıkçası yetmedi. Daha sonra seçimlerden bu yanaki döneme baktığımızda çok hızlı bir değer kaybı olduğunu görüyoruz. Bu tabii ki hem yurt içi dinamiklerle açıklanabilir hem yurt dışı dinamiklerle. KKM'nin uygulamaya konmasıyla birlikte yabancıların, daha doğrusu yurt içindeki yerleşikleri döviz talebinin önemli bir kısmı piyasadan aslında devreden alınmıştı. Fakat şu anda görüyoruz ki ya yurt içi yerleşiklerin, zaten yurt dışı yerleşiklerin artık çok fazla bir dolar talebi yok. Yurt içinde çok fazla yabancı yatırımcı olmadığından dolayı, ama TL'deki değer kaybının önemli bir kısmı ihtimal olarak yurt içi yerleşiklerin talebine bağlı olacaktır. Ama şu anda baktığımızda halen %40'lar seviyesinde dersek manşet enflasyonu ve buradan da yukarı çıkacağını değerlendirirsek mevduat faizleri ilk etapta enstrüman olarak tasarruf sahiplerinin tasarruflarını enflasyona karşı korumaları için yeterli bir seviyede bulunmuyor. Dolayısıyla bu hem bize altın talebi hem döviz talebi, yani dolar ve temel olarak euro talebi olarak geri dönüyor. Hem de hisse senedi yatırımı ya da tamamen finansal sistem dışındaki yatırımlara kayma, yani otomobil ve konut olarak bir talep yaratıyor ekonomide. Dolayısıyla burada negatif reel politika faizi politikası devam ettiği sürece yurt içi yerleşiklerin hala TL'de değer kaybı beklentilerinin kırılmamasını ve bunun da bir döviz talebi doğurmasını beraberinde bekleyebiliriz. Ama tabii ki önemli bir değer kaybına hali hazırda TL uğradı sene başından bu yana. Bundan sonraki değer kaybı bugüne kadar gördüğümüzden daha düşük ivmede olabilir. Fakat yine de bir dolar talebi ya da bir döviz talebi hali hazırda mevcut faiz oranları nedeniyle oluşması beklenebilir ekonomide. Evet, Nedim Bey, siz ne dersiniz? Döviz konusunda önümüzdeki günlerde nasıl bir süreç bekliyor bizi? Evet, Sertem Hanım çok güzel özetledi. Şimdi aslında Türkiye'de negatif reel faizden vazgeçip, yani enflasyonun üzerinde faiz uygulamış olsaydık bunların hiçbirisi olmayacaktı. 200 milyar dolarlık Merkez Bankası rezervini de ortadan kaldırmamış olacaktık. Yani ben de döviz talebinin devam edeceğini düşünüyorum. Örneğin otomobil piyasasının bu kadar hareketli olmasının nedenini de buna bağlamak lazım. Yani otomobil fiyatı sürekli yükseliyor diye otomobil talebi var. İkinci el fiyatlar sıfırı araçlardan daha yüksek. Bugün bir düzenleme yapıldı, aşamaz diye. Yani Sertem Hanım gayet güzel özetledi. Ben de talebin süreceğini düşünüyorum. Yaz dönemi biraz turizmle girdiler olabilir ama sonuçta bizim 30-40 milyarla çözülecek, dolarla çözülecek kadar basit değil problemimiz. Döviz girişi olması lazım. Bu doğrudan yabancı sermaye olarak gelmesi hayal. Sıcak para gelecek. Sıcak paranın gelmesi için döviz kurunun biraz daha yukarı gitmesi gerekiyor. Bir de faizlerin 40'tan biraz daha yukarılara gitmesi gerekiyor. Zaten yabancılar da raporlarında bize dikte ettiriyorlar. Faizi şuraya çıkartın, kuru şuraya çıkartın, biz geleceğiz diye. O yüzden biraz daha devam edecek gibi gözüküyor bu talep. Evet efendim, çok teşekkür ediyoruz Nedim Bey, Sertem Hanım. Özellikle değerlendirmeleriniz için Türkiye'nin ekonomi alanındaki gelişmeleri değerlendirdik konuklarımızla. Şimdi devam edelim.